Türk İHA'ları rekorlar kırmaya devam ediyor. Milli insansız hava araçlarının kırdığı rekorlara Bayraktar Akıncı TİHA eklendi. İlk uçuşunu 2 Mart'ta gerçekleştiren Bayraktar Akıncı TİHA'nın B modeli, uçuş testlerinde limitleri zorluyor. Akıncı B, son uçuşunda kendisine ait irtifa rekorunu kırdı. 40.100 feet irtifada uçan Akıncı B, milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya ulaşmış oldu. Akıncı B, 750 beygir gücünde 2 motora ve toplamda 1500 beygir güce sahip bulunuyor. Bayraktar Akıncı B, sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı olarak hizmet verecek. 29 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar Akıncı TİHA, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 6 adet Bayraktar Akıncı TİHA girdi. Bayraktar Akıncı TİHA için şimdiye kadar 2 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar Akıncı TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak Akıncı'da 100'e yakın bilgisayar sistemi görev yapıyor. 6 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar Akıncı TİHA, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı platformu, tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi sayesinde yüksek uçuş güvenliği sağlıyor. Faydalı yük kapasitesi sayesinde taşıdığı milli mühimmatlarla görev icra edebilen Bayraktar Akıncı, seyir füzesi atabilme yeteneği ile büyük bir güç çarpanı olacak. Milli olarak geliştirilen ISR radarı sayesinde yüksek durumsal farkındalıkla görev yapacak Bayraktar Akıncı TİHA, taşıyacağı yerli hava mühimmatları ile F-16 uçaklarının icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek. Bayraktar Akıncı TİHA'lar için kursiyer eğitimleri ve seri üretim süreci devam ediyor. Bu kapsamda ilerleyen süreçte üretilen yeni hava araçları güvenlik güçlerine teslim edilecek.